Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. E, bugün size bu kısa videoda önemi belirsiz atipi, AUS ya da FLUS ya da Bethesda 3 e, nedir? Bunun hakkında kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Önemi belirsiz atipi, bu videoyu izliyorsanız çok büyük ihtimalle bir tiroid biyopsi yaptırdınız ve size patoloji laboratuvarından önemi belirsiz atipi diye bir sonuç geldi. Allah'ım ne oldu, ben kanser miyim, ne olacak şimdi? Bu endişeleri taşıyorsunuz. Hiç telaşlanmayın, çok büyük ihtimalle bir şey yoktur. Önemi belirsiz atipi, Bethesda tiroid biyopsi raporlama sisteminde Bethesda 3 kategoriste denk gelir ve aslında patolog bize şunu söylemektedir. Ben alınan bu hücre örneklerinde bazı anormallikler gördüm ama bu anormallikler bende kanser şüphesi şeklinde rapor yazdıracak kadar çok ciddi değil ya da o kadar çok değil ama bu nodüle iyi huylu da diyemiyorum. O yüzden en ideal olanı bu biyopsinin 3 ay sonra tekrar edilmesidir demektedir. Bazı patoloji uzmanlarının raporladığı tiroid biyopsilerinde Bethesda 3 yani önemli belirsiz atipi e, raporu %1 kadar az iken bazı yoğun patoloji laboratuvarlarında bu oran %50'lere kadar çıkabilmektedir. İdeal olanı, tiroid biyopsisinde ideal olanı en önemli noktalar şunlar. Bir, mümkünse biyopsi yapacak olan radyoloji uzmanı hangi nodüle biyopsi yapılacağına kendisi karar vermelidir. Konuya hakim bir radyoloji uzmanı tarafından bu kararın verilmesi uygun olur. İki, Alınan hücre örneklerini inceleyecek olan patoloji uzmanının biyopsi esnasında ortamda hazır bulunması, örneklerin nodülün tam içinden alındığını görmesi, biyopsiyi yapan radyoloji uzmanının nodül hakkındaki ultrason bulguları hakkındaki görüşlerini alması çok daha iyi sonuçlar, çok daha net sonuçlar verebilmesini sağlamaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.